Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için yeni bir elektrikli scooter incelemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Gotrax G3 modeli bugün karşımızda. Orta segment olarak adlandıracağımız bir scooter olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve gücü de tatminkar düzeyde. Yani ne çok güçlü ne çok güçsüz. Az sonra zaten kullanıcı deneyiminde ve test videolarında da izleyeceksiniz. Dilerseniz fazla uzatmadan incelememize geçelim. Gotrax G3 modelini ilk olarak tasarım ayrıntılarıyla incelediğimiz zaman yine alışılagelmiş olan bir scooter tasarımı karşımıza çıkıyor. Katlanır bir yapıya sahip ve bu katlanır yapısı sayesinde de kolayca taşınabiliyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra ön tarafında bir gösterge yer alıyor. Bu göstergede bugüne kadar kaç kilometre yaptığımızı görebiliyoruz. Aynı zamanda vites arttırabiliyoruz. 4 vitese kadar arttırılabiliyor. Bunların da ne anlama geldiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Bir parola yer alıyor. Bu parolayla ancak kullanılabiliyor. Bunun dışında sağ tarafında yine gaz ve sağ sol manette de sağ tarafta arka fren, sol tarafta ise ön fren yer alıyor arkadaşlar. Ön tarafında da bir aydınlatması mevcut. Buradaki kumandalar sayesinde de bu aydınlatmayı kapatıp açmak mümkün arkadaşlar. Lastiklere baktığımız zaman 8 inçlik lastikler bizleri karşılıyor. Amortisörleri de orta düzeyde. Yani çok çukurlu bir yolda gidiyorsanız tabii ki sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Ama genel olarak az engebeli yollarda tatmin edici bir performans sergiliyor. Az sonra onlara da değineceğiz. Tasarımıyla devam ediyorum. Ön ve arka lastiklerde disk fren yer alıyor arkadaşlar. Sol tarafında bir ayaklığı var. Ön ve arka lastiğin sağında ve sonunda reflektörler yer alıyor. Yani karanlık bir yerde sürüyorsanız yansıma yapabiliyor. Bu yüzden kendinize olduğunuzu belli edebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten arka tarafında da bir tane stop lambası yer alıyor. Yani frene bastığınızda o arkadaki lamba yanıyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir açalım. Farını da görmüşsünüzdür zaten. Şöyle farını kapattığımız zaman. Evet, farını şu anda kapattık. Ve şu ana kadar 70 kilometre yol yapmışım arkadaşlar bu scooter'la. Hemen cihazımızı kapatalım ve incelememize devam edelim. Tasarım ayrıntıları bu şekildeydi. Tasarımda benim artı olarak gördüğüm en önemli özellik katlanabilince kolay taşınabilir bir yapıya sahip olması. Tabii ki 15 kilogramlık bir ağırlıktan bahsediyoruz. Yani eğer aktif olarak bir elektrikli scooter kullanıcısıysanız 15 kilo size normal gelecektir. Ama daha önce hiç kullanmadıysanız tabii ki ben sürekli bunu yanımda mı taşıyacağım diye düşünebilirsiniz. Ama bir zaman sonra alışıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kattığı avantajlar çok fazla. Dilerseniz bir teknik özelliklerine bakalım. Gotrax G3 modeli 8 inçlik havalı lastiklerle geliyor. 25 kilometrelik maksimum hıza ulaşan modelin 300 wattlık bir motor gücü bulunuyor. Şarj süresi 5 saat ve tek şarj ile 30 kilometre ortalama mesafe yapabiliyor arkadaşlar. LED gösterge sayesinde ise gerek hızınız gerek şarj kapasitesi tüm bilgilere tek ekrandan erişebiliyorsunuz. İlk olarak bu lastiklerden başlayacağım ve o lastiklerin konforuyla devam edeceğim arkadaşlar. 8 inçlik bir lastik bulunuyor. Çok engebeli yollarda, örneğin Arnavut kaldırımı yollarda tabii ki rahatsız oluyorsunuz. Yani elinizde o sertliği hissediyorsunuz. Ama baktığımız zaman zaten bu kadar küçük lastiğe sahip olan bir scooter'da aslında daha da fazlası beklenemez. Yani bir bisiklet sürmüyoruz, bir motosiklet sürmüyoruz sonuçta. Bu yüzden normal ama genellikle düz yollarda sürülüyorsa oldukça tatmin edici bir performans sergileyecektir. Kullanıma geçiyorum. Kullanıma geçtiğim zaman yine gaz pedalı baş parmakla basılacak gibi tasarlanmış ve 10 saniye basılı tuttuğunuz zaman gaz pedalını otomatik olarak hız sabitleyici modunu alıyor. Yani nedir? Bu scooter'ın 25 kilometrelik maksimum hızının olduğunu söylemiştik ve bu maksimum hızına ulaştığı zaman tabii ki bazı engebelerde hızı yavaşlayabiliyor ve siz sürekli bu tuşa basmak zorunda kalmıyorsunuz. Zaten bir dit diye bir ses geliyor ve üst tarafta bir sembol beliriyor. Yani bu demek oluyor ki eğer siz bir yokuşta çıkıyor olsanız, o yokuştan sonra düzlüğe dolaşıyor olsanız ben gazı sonuna kadar vermeye devam edeceğim. Senin parmağını o tarafa basmana gerek yok. Bu bence çok büyük bir artı. Onun dışında zaten en ufak bir fren yaptığınız zaman o hız sabitleyici özelliği kapanıyor ve tekrardan 10 saniye boyunca basılı tutmanız gerekiyor. Hız sabitleyicinin tekrardan geri açılması için arkadaşlar. Bunun dışında ön tarafında bir far olduğunu söylemiştik. Sol kumandadaki artı tuşuna basılı tuttuğunuz zaman bu far otomatik olarak açılıyor. Yani gece aydınlatması idare eder. Çok zifiri karanlıkta tabii ki önünüzü görmeniz zor olabilir. Ama önemli olan sizin fark edilmeniz arkadaşlar. Çünkü zifiri karanlıkta otoyola çıkacak değil. Sonuçta sokak aydınlatmalarının olduğu yerlerde kullanıldığı takdirde yine bu aydınlatmanın da desteği oluyor illaki. Sol taraftaki manetin üstünde de bir tane zil yer alıyor.
Gayet sesli bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ama tabii insanlar artık trafikte, caddelerde, skuterlara alışık olmadığı için bu sese pek daha aşina değiller. Bu yüzden sesinizi duyurmakta yalnızca kornayı kullanmayın. Bu zili kullanmayın yani. Yeri geldiğinde benim bağırdığımda oluyor bir saniye bir saniye diye. Ama tabii ki de zili kullanmanız önemli. Şimdi bu hız ve güç tarafına geleceğim arkadaşlar. Eğer daha önce bir elektrikli skuter kullanmadıysanız size şöyle bir örnek vereyim. Şu anda piyasada elektrikli skuter kiralayan şirketler var. Şu anda hiç isim vermeme gerek yok ama belediyenin bile Binbin'i var mesela arkadaşlar. İstanbul'da bilenler bilir. Ve o ve onun benzeri şirketlerin skuterları ortalama olarak 250 watt gücüne sahip. Ve bu skuterın 300 wattlık bir gücü var. Yani buradan pay biçin arkadaşlar. 300 wattlık bir güçle o skuterların çıkmadığı yokuşları çıkabiliyorsunuz. Ama çok dik yokuşlarda yine de tıkanıyor. Yani ayağınıza desteklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında 25 kilometreyi geçmiyor. Hani bazı skuterlara bildiğiniz gibi yazılımsal destekle hız sınırını kaldırıyorlar ve 40-50 kilometrelere çıkıyor. Bir kere bunu asla önermiyoruz çünkü küçük lastikli ve dengede duramadığınız yani üzerinizde ayakta durduğunuz bir cihazda 40-50 kilometre hız yapmak asla akıl kârı bir hareket değil. Yani yasal olarak bu 20 veya 25 kilometrede bir düzenleme yapılmışsa bu kurallara uymak zorundayız arkadaşlar. Ama gel gelelim bu skuterın hız sınırını kaldırmış olsak yine de 25-30 kilometre yapardı. Yani 300 wattlık bir güçten bahsediyoruz. Bu yüzden 25 kilometre yine bence gayet ideal. Zaten şehirler arası bir yol yapmayı düşünmüyoruz yani. Çok çok geniş kullanım alanı var. Az sonra anlatacağım. Ve sonuna kadar da tatmin ediyor çok dik yokuşlar çıkmıyorsanız. Bu yüzden performansını özetleyecek olursam tek kişi kullandığınız takdirde çok dik yokuşlar olmazsa kullanımı tatmin ediyor. 25 kilometrelik hız da oldukça tatmin edici arkadaşlar. İki kişi bindiğimde oldu test etmek için. Zaten detaylarda da gösteriyorumdur şu an ben anlatırken. İki kişide de yine düz yolda gidebiliyoruz ama zaten bu skuterın da bir maksimum taşıma kapasitesi var. Onu aşmamak lazım. Ben yalnızca test etmek için kullandım. Yine kullanabildim. Sıkıntı olmadı ama tek kişi kullanım için tasarlandığını söyleyelim arkadaşlar. İki kişiyken daha da tehlikeli hale gelebilir. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Bu arada arkadaşlar 100 kilogramlık bir taşıma kapasitesi var. 100 kilogramdan fazlaysanız da taşır tabii ki ama kağıt üzerinde yazan, kitapçıkta yazan değer 100 kilogram arkadaşlar. Ben iki kişi bindiğimde 120 kilolara da çıktığım oldu. Düz yolda gidiyor ama az bir şey eğim olunca bayağı bir zorlanıyor makine. Şarjı da ona göre geç gider. Hazır şarjdan bahsetmişken 5 saatte şarj oluyor ve 25 kilometre 30 kilometre yol gidiyor arkadaşlar. Benim ofisimden evim yaklaşık 8-9 kilometre falan. Bir iki kere gidip gelme fırsatım oldu. Yani caddeye ve otoyollara çıktığım için pek de tercih etmedim. Yalnızca test etmek için kullandım. Ve gidip gelmemde bir sıkıntı olmadı. Yalnızca tehlikeli yollardan, otoyollardan geçtiğim zaman sıkıntı yaşadım. Onun dışında zaten çok da aktif kullandığım yollar olmadığı için bir iki kere gidip gelmemde sorun yaşamadığımı belirteyim arkadaşlar. Bunun dışında evinizin çevresinde sürekli gidip geldiğiniz yerler varsa kesinlikle tercih edilebilir. Çünkü bazen böyle bir yere gitmek istiyorsunuz ve üşeniyorsunuz ya o an işte. Ben mesela 5. katta oturmama rağmen 15 kilogram ağırlığındaki bu skuterı işte 5 kat aşağı indirmeye üşenmiyorum. Çünkü 15 kilo in nihayetinde yani. Gideceğiniz yer 20 dakika 30 dakika yürüme mesafesi ise ve toplu taşımaya binmek istemiyorsanız her zaman yanınıza taşıyacağınız bir şey olduğu için 5 kat indirmek çok da zorlamayacaktır. Ve bunun dışında birçok kullanım alanı var. Yani yalnızca gideyim parkta gezeyim anlamında değil de örneğin bir yerde çalışıyorsunuzdur ve park sorunu yaşıyorsunuzdur çalıştığınız yerde ki zamanında eskiden benim de skuterim vardı ve o zaman yaşadım bu durumu. Eskiden Sirkeci'de çalışırken arkadaşlar araçla gittiğim zaman park yeri sıkıntısı yaşıyordum ve oralara bildiğiniz gibi araçla girmek imkansız. Otobüste gittiğim zamanda da yine çok uzun sürüyordu yol. Ben de şöyle bir çözüm buldum. Bir tane buna benzer yine 300 watt gücünde bir skuter almıştım ve arabamın bagajını atıyordum. Arabayla istediğim yere gidiyordum. Örneğin Unkapanı olur. Hani biraz daha Sirkeci'nin çevresi uzak ve park yeri bulabileceğim yerlere gidiyordum. Sonra arabamın bagajından çıkartıp 5 dakikada çalışacağım yere gidebiliyordum arkadaşlar. Sonrasında park sıkıntısı yaşamadan rahatlıkla kullanabiliyordum arkadaşlar. Bu yüzden eğer park edilmesi güç yerlerde oturuyorsanız veya çalışıyorsanız yine bu elektrikli skuter da yardımınıza koşacaktır arkadaşlar. Menzili de test etme fırsatım oldu tabii ki. Yani kullanıma bağlı olarak değişiyor. Eğer çok dik yokuşları olan bir istikamette ilerlediyseniz 20 kilometreye kadar düşer bu menzil. Eğer ki çok düzlükte gidiyorsanız 30 kilometreye kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani tek şarjda 30 kilometrelik bir yol yaptığınızı düşünün. Resmen İstanbul'da Sarıyer'den Beşiktaş'a kadar tüm sahil şeridini gitmiş oluyorsunuz ve hatta daha da fazlası neredeyse. Bu yüzden hani sahilde bir gezinti yapayım diyorsanız
Bu scooter'ı da tercih edebilirsiniz. Tabii ki ihtiyaçlar dahilinde kullanılması daha da güzel olacaktır. Genel olarak değerlendirecek olursam oldukça başarılı bir scooter olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyat tarafına baktığımızda ise 13.500-14.000 TL aralarında farklı sitelere bağlı olarak fiyatlar karşımıza çıkıyor. Tabii ki ülkemizde dönem dönem fiyatların sürekli arttığını biliyoruz. Bu yüzden Gotrax G3 modelini Google'da aratarak güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eksi olarak sayabileceğim yönler tabii ki var. Örneğin çok çukurlu yollarda rahatsız ediyor arkadaşlar. Bunun dışında bir tık daha güçlü olsaydı, hani örneğin 350-400 watt olsaydı, çok dik yokuşlarda da yine beklediğim performansı verebilirdi. Ama yaşadığım yerde çok da dik yokuşlar yok ve yani gidip de sürekli dimdik yokuşlar çıkacak değilim diyorsanız tercih edilir. Örneğin Beşiktaş'tan Zincirlikuyu'ya sürdüm ben bu scooter'la ve Barbaros Bulvarı'nı rahat bir şekilde çıktı. Yani çok dikten kastım Barbaros'tan da dik bir yokuştan bahsediyorum. Fiyatı da aslında piyasadaki rakiplerine göre makul çünkü 30 kilometrelik bir menzil sunuyor. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse bu scooter'la full şarjla yola çıkacağım ve ölçümlerime başlayacağım. Beni ıssız bir yere götürene kadar devam edeceğim ve orada da bakalım neler yapacağız. Güzel bir vlog çekmiş olacağız. İyi bir like bekliyorum arkadaşlar. Like'lara yüklenin. Kafanıza takılan bir soru varsa sorun. Bir dahaki videoda sizler için çekelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.